Analiz Masası'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Fenerbahçe Giresunspor, Spor deplasmanında bu haftada iki hafta üst üste bir deplasman söz konusu. Sivas'taki galibiyetin ardından şimdi bence son dönemde artık son düzlüğe girilirken yine zor olabilecek bir deplasman Giresunspora karşı oynayacak Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bildiğiniz üzere bir şampiyonluk tabii ki yarışı var Galatasaray'la ama Giresunspor içinse küme düşmemek şu an en elzem nokta. İstanbulspor'un son dönemde bir yükselişi var ve son maç kendi aralarındaydı. İstanbulspor kazandı. İrfan Buz Giresunspor'un başına geldi. 3 senenin ardına Hakan Keleş de yollara ayrıldı. Şimdi Giresunspor'u bu maçta analiz edebilmek ve Giresunspor nasıl bir 11 ile çıkar, nasıl bir oyun anlayışına sahip olur bunu bilmek çok zor açıkçası. Çünkü aslında çok fazla sevmediğim bir şey. Yani maçtan 2 3 önce bir yeni bir teknik direktörün gelmesi. Bu yüzden Giresun cephesindeki tahminler bizi bir tık daha düşüncelerimizi zorlaştırıyor. İrfan Buz'un yeni Malatyaspor dönemine biraz göz gezdirdiğimizde zorlu maçlarda üçlü tercih ettiğini görüyoruz en son buçuk yıl önce bir görev almıştı ama bugün Giresunspor'da üçlü oynayabileceği bir stoper rotasyonu yok. Çok ciddi bir eksiklik var. Alexis Perez oynamayacak Giresunspor'da. Bu sebeple oyunu biraz daha Fenerbahçe üzerinden okuyabiliriz. Muhtemel 11 tahminimizle başlayalım ve muhtemel taktiksel Cesus ne kullanır bu maçta? Onun üzerine konuşalım. Kalede İrfan Can. Savunmanın sağında Bright Osay Samuel. Stoper hattında Samet, Atilla Salahi, Luan Perez. Ön libero'da Arao. Kart cezalısı İsmail Yüksek. Dün antrenman başladı. E bu yüzden İsmail yerine burada Crespo başlayacaktır. Hemen önünde Miha Zayt, sağ kenarda Arda Güler, solda Ferdi Kadıoğlu, ileri hatta da Joao Pedro, Ener Valencia, Batshuayi şimdi hepsi Fenerbahçe'nin 5 forveti de aslında oynamaya hazır durumda. Bu yüzden buradaki tercih değişebilir. Tabii Fenerbahçe hücum hattındaki bütün seçeneklerin hazır olduğunu söylüyoruz ama Ener Valencia son maçta ciddi ve korkutucu bir sakatlık geçirdi. Tabii ki geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Georges hafta sonunda bizle beraber olabileceğini düşünüyorum diye bir açıklaması oldu. Ener Valencia'nın da karakterini ve profilini düşündüğümüz zaman e, sağda olmak için elinden geleni yapacaktır muhtemelen ama 5 santrafordan ziyade orayı 4.5 diyelim. Ener Valencia oynarsa da şaşırmayız. Ama Pedro muhtemelen bu maçta forması en garanti bir uç oyuncusu olacaktır Fenerbahçe'de. Şimdi Ferdi'yi solda, Osayi'yi sağda değerlendirdik. Bunun bir Sebep var tabii ki. Şimdi Fenerbahçe son dönemde Luan Perez'in de artık denkleme dahil olduğu düzende Ferdi sabekte oynadığında bu savunma kaymasının ardından arkada Luan Perez'in varlığıyla üçlüye dönüp Ferdi'yi daha rahat bir şekilde ön tarafta konumlandırabilmek için bu taktiksel yaklaşımı benimsiyor. Fakat Yegorosya sol kenarda oynadığında ona bir kanat bek rolünün verildiği anları da biz fazlasıyla gördük geçtiğimiz maçlarda. Bu sebeple yine Ferdi Kadıoğlu'nun bu maçta olası bir şekilde sol kenarda tercih edilip Fenerbahçe'nin arkada üçlü kaldırmasına aldığı senaryolarda o ile beraber kenarlarda bir kanat bek yerleşimi yaratabileceğini düşünüyoruz. Tabi bir diğer nokta bunların hiçbiri olmayı Fenerbahçe normal dörtlü düzeninde devam edip Luan Perez'i sol bek olarak kullanıp Ferdi Kadıoğlu sabek olarak da oynayabilir. Ya bu tercih maç içerisinde bizim 11'i görmemizle beraber şekillenecektir ama biz iki farklı seçeneği de burada konuşmuş olalım. Çünkü Giresunspor'un çok ciddi bir tehdidi var. Belki İrfan Buz'un manteltesi anlamında pek bir şey bugün sunamıyor olabiliriz ama Giresunspor'un bir oyuncusu var ki neredeyse tüm hücum senaryolarını Riyad Bayiç ile beraber üzerinden okuyabiliriz. O da Borja Sainz. Bir önceki Giresun maçın analizinde de söylemiştim. Bence scouting anlamındaki en önemli transferlerinin başında geliyor. Çok iyi bir driplingçi. Topla beraber çok yetenekli ve savunma arkasında koşularıyla bugüne kadar karşılaştığı neredeyse bütün savunmacıları zorlayan bir oyuncu Borasans ki maçta da muazzam bir performans ortaya koymuştu. Bu sebeple Boras Sainz'ın karşısında Fenerbahçe'nin sabiki kim oynarsa Ferdi ya da Osayi maçın kritik eşleşmesi olarak ben burayı görüyorum. Haftalardan anlattığımız bir şey var. Fenerbahçe'nin sabek oyuncuları kademesini kaybettiğinde genelde Samet Akaydın'la e beraber birebir kalan kenar oyuncularının Fenerbahçe savunmasını zorladığını görüyoruz. İstanbulspor maçında da gol sol taraftan aynı bu şekilde gelmişti. Sivas Spor mücadelesinde Gradel'in geçtiği anlarda Samet'e birebir de ciddi sıkıntılar yaratmıştı. Bora Sainz da bunlardan bir tanesi. Bana sorarsanız Bora Sainz biraz daha fizik olarak kısa ve çok güçlü bir oyuncu olmadığı için birebir onun hızına daha net cevap verebileceği ve fizik iki anlamda ağır basabileceği için ben Bright Osa'yı Samuel'i tercih edip Ferdi'yi daha rahat oynayabileceği, sağ ayaklı olduğu için içeri doğru driplinklerini daha iyi değerlendirebileceği, rakip savunmanın dengesini daha iyi bozabileceği haliyle Ferdi'yi sol kenarda bu maçta değerlendirirdim diye düşünüyorum. Alexis Perez Giresunspor için çok önemli bir eksik. Fenerbahçe için bir diğer önemli nokta da Arias'ın stoperdeki partnerinin kim olacağı. Çünkü Giresunspor'un sol stoperinde kim oynarsa oynasın bu maçta Fenerbahçe'nin olası forvet tercihlerinin hepsinin ağırlık ve üstünlük kurabileceği bir birebir eşleşme olacak. Bu sebeple sol stoper ve sol bek arkası burada oynarsa Batuşay, oynarsa Joao Pedro'nun sırtı dönük oyunlarda yerini sol stopere ne kadar kaybettirebileceği yine Fenerbahçe'nin hücumlarında önemli bir rol oynayacak. Eğer burada Bright Osay Samuel oynarsa buradaki alanları çok fazla kullanması gerekiyor. Perde oynadığında buraları kullanıyor ama Bright Osay Samuel burada biraz daha çekimsel kalabiliyor. Fenerbahçe'nin geriden oyun kurulumlarında topu yerden kullanmaktansa çok fazla uzun vurduğunu ve ana amacın da ileri hattaki oyuncuların hava topuna çıktıktan sonra topun düştüğü yerlerde merkez oyuncularıyla o sekenleri toplamak üzerine kurduğu bir hücum sistemi var. Sezon başından beri bunun fazlası deniyor Fenerbahçe. Yani burada Willian Arao gibi pas kalitesi yüksek bir oyuncu oynadığında İsmail Yüksek gibi iki stoper arasına girip oyunu geriden kurmak isteyen oyuncular olsa dahi özellikle Atilla Salay'ın çok fazla sorumluluk alıp topu çok fazla uzun vurduğu birçok hücum görüyoruz Fenerbahçe'de. Bu maçta bir avantaj da yine Giresun Spor'un stoper eksikliğinden ötürü uzun vurulacak toplardaki hava hakimiyeti olacak Fenerbahçe ile attığını. Ve tabi sekenleri toplamak burada ana mesele. Crespo bu konuda gayet iyi bir oyuncu yerini kaybetmeden ne kadar ileri hatta gelip o sekenleri toplayabilir. Bu çok önemli olacak ve tabii ki oynarsa eğer Miha Zayt ya da oynarsa Mert Hakan yine buralara yani ceza yayının oraya koşu atmayı seven oyuncular hücum yerleşimlerinde artı yazacaktır. Ayrıca tabii daha önde konumlandıkları için savunma hattından ya da kendi forvetlerinden takım arkadaşlarından seken topu merkezde aldıklarında Fenerbahçe bekleriyle beraber ne kadar kalabalık hücum edip ne kadar hızlı skora gidebilirse Fenerbahçe için o kadar avantajlı olacaktır. Bu arada Fenerbahçe normalde Luan Perez'in de eklenmesiyle beraber Salahi, Samet, Luan, Batshuayi oynadığında Ener Valencia'nın hava hakimiyetini gördüğümüz zaman havadan da çok etkili bir takım olabilir Giresunspora karşı. Giresun'da şöyle bir özelliği var. Gerçekten ligin size olarak en kısa takımlarından bir tanesi. Ve duran toplar konusunda da çok ciddi zafiyetleri var. Bu sebeple Fenerbahçe'nin duran topları ya da kenar ortaları da bu maçta belirleyici olacaktır ki savunma yerleşimi konusunda gerçekten sıkıntılı bir ekip. Ayrı Kaleci tercihinin bu maçta gerçekten çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum ben. Bu sebeple kesinlikle burayı da analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi Onur piri ve Ferhat Kaplan gibi iki kalecisi var Giresun Spor'un. Bence ikisi de çok iyi kaleci değil ama Ferhat Kaplan'ın Onur Can'a göre daha geride bir kaleci olduğunu düşünüyorum ben. Ne kadar Onur Piri ligde maç başına en çok gol yiyen kaleci olsa da... ...genel kalecilik meziyetleri çerçevesinde Onur Can'ın Ferhat'a göre biraz daha önde olduğunu düşünüyorum ben. Bu sebeple kaleci tercihinin bile bu maçtaki sonucu etki eden bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de X faktör tabii ki her zaman olduğu gibi gerek hücumdaki yaratıcılık anlamında, gerek eşleştiği bek oyuncularını dripling ve çalımlarıyla ekarte etme anlamında, gerek yaptığı servisler, gerek şut tehdidi, gerek ceza sahası içerisinde çok fazla var olabilmesiyle oyun kurulumuna yaptığı etkiyle Arda Güler olacaktır. Yani burada Fenerbahçe hücumlarında, Fenerbahçe maçlarında X faktör olarak değerlendirebileceğimiz maça özellikleriyle ağırlık koyabilecek zaten iki tane isim var. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu. Tüm maçları üzerinden okuyabiliriz bu iki oyuncunun. Çünkü varlıkları Fenerbahçe için çok çok önemli. Fakat Arda Güler'in tam olarak potansiyelini sergileyebileceği bir rakip Giresunspor. Bu sebeple Arda Güler'i bu maçın X faktörü olarak seçiyoruz. Bu maç analizinin de burada sonuna geliyoruz. Fenerbahçe Giresun Spor deplasmanında olacak. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.